Sadık. Sadık? Seyret şimdi. Yeteneksiz. Hoş geldiniz patron, hoş geldiniz. Bak sana kimi getirdim. Aa, anneciğim, hangi rüzgar attı sizi böyle? Yemeğe çıkmıştık, ofise dönerken ben de damadımı göreyim dedi, beraber geldik. Nasıl gidiyor bakalım işler? Hamdolsun, iyiyiz işte. Anne ayakta kalmayın, oturun lütfen. Otur sultanım. Odada ufak tefek bir iki işim var, onları halledeyim, birlikte çıkarız. Olur. Anneciğim, çayınızı nasıl istersiniz? Bırak şimdi çayı mayı. Bak asıl ben sana ne getirdim. Bu sıcak havada soğuk soğuk iyi gider. Aa, bu ne anne? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ya benim spesyalitem. Bütün meyvelerin özünden yaptım. Vitamin dopingi. Oo. Oh, iç iç. Yarasın. Anne nefis bir şey bu ya. Ellerine sağlık. Ya anne şunun tarifini bana versen de ben de evde yapsam kendime. Ayol tarifi ne yapacaksın? Gerektiği zaman ben sana yaparım güzel damadım. Şu andan itibaren Betüş sana dünyanın en çirkin kadını olarak görünecek. Bakalım neler olacak. Selam, girebilir miyiz? Tabii, buyurun bakalım. Her ne kadar istifa etmiş olsam da sana yardım edebilir miyim? Sağ ol, ben hallettim. Siz neler yaptınız bakalım bu saate kadar? Neler yapacağız? Yakışıklımla biraz gezdik, biraz dolaştık. Oo. Ama sen ne yaptın? Hallettim. Perihan teyzeyi çağırdım. O da bana annemin sihirinden korunma sihiri yaptı. Şahane olmuş. O zaman ben hemen eve gideyim. Annem sizi dikizlerken ben de onun sinirden kudurmasına şahit olayım. Ya ne fısıldaşıyorsunuz gene benden gizli? Aa, senden gizli olur mu bebeğim? Kılsal mevzular. Önemli bir şey değil. Hadi ben gidiyorum. Hoşçakalın. Ben seni bırakırım aşkım. Ne gerek var aşkım? Ev şurası. Hadi görüşürüz. Ya daha bir kere bile ona eve bırakmama izin vermedi. Hep böyle kaçar gibi gidiyor. Sanki evlerinin orada gizli, görmemem gereken bir şey var. Ay yok canım, öyle şey olur mu? Annemin seni görmesinden korkuyor o kadar. Sihirli günler. Hoş geldin. Ne haber baba? Annem nerede? Yavuklusuna gitti, hala dönmedi. Gelsin, bu gece çok eğleneceğiz. Haberim var, Perihan her şeyi anlattı. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Küs müyüz? Yok canım, niye küs olalım? Sabah sana biraz kızdım o kadar. Betüş'e yapacaklarımı yetiştirmedin değil mi? Aa, yeni sihirini mi? Korkumdan söyler miyim hiç? Of, nerede kaldın babam? Her zamanki gibi işten çıkınca gelecek abi, birazcık sabret. Of, sabredemiyorum, sabredemiyorum, sabredemiyorum. Sanki kaçıyor dans kursu. Yani. Babam. Herkese merhabalar. Merhaba baba. Gel seninle acele bir şekilde bir şey konuşmamız lazım. Ya tamam oğlum, bir dakika, bismillah, yeni geldik işten, ne çekiştirip duruyorsun? Evet, ne var, ne oldu? Tuğçe Hanım yaz tatilinde tango kursuna gidecekmiş. Onu da yazdırmanı istiyor. Ben onun başka bir erkekle dans etmesine dayanamam. Tamam oğlum, tamam. Bakarız, düşünürüz. Bence düşünmeden hayır diyeceksiniz Sadık Bey. Çünkü kurs ücreti 500 milyon liraymış. İyi, yıllık mı? Aylık. Ha, iyi. Ne? Ne? Tamam, bunu da yarın konuşuruz. Biz geldik. İyi, demek ki ben gidiyorum. Hoş geldiniz. Sadık, neyin var hayatım? Biraz gergin gibisin. Evet. Cem bizim Tuğçe'nin gittiği dans kursuna yazılmak istiyormuş. Aylığı 500 milyonmuş. Gidemeyecek miyim yani? Evladım eğer o kursa gidersen biz kuru ekmek yemek zorunda kalırız. Of, of. Amanın dur. Üzülme Cem. Amcan ikinize de ders verir. Tango en iyi bildiğim şey. Ayda kafa başı 100 milyonu anlaşırız. Dalga mı geçiyorsun amca ya? Yok. Tarık. Yani sen evdeki herkesi sömürmek zorunda mısın ha? Zaten hiçbir iş yapmadığın halde maaşını Betüş veriyor. Dum. Çünkü bugün Tarık istifa etti. Evet abi, Betüş dedi ki istediğin işi yapabilirsin. Bu tam bana göre bir iş.
Cem, bekle çocuğum, ben de geliyorum yavrum. Ne yapacağım ben şimdi Betüş? Bilmem. Betüş? Hayatım sen bugün kendine bakmamışsın, niye böylesin? Hadi canım, bu sabah seninle ilgilenmedim diye sen şimdi bana kapris mi yapıyorsun? Merak etme, ben sana bu gece kendimi affettiririm. Allah Allah! Anne, sihrin tutmadı mı ne? Baksana, Betüş enişteme ahtapot gibi sarılıyor. Hiç de ondan soğumuş gibi değil. Nasıl tutmaz? Ben nerede hata yaptım? Bilemiyoruz artık. Ama eniştemin tavırlarında bir tuhaflık var. Baksana, Betüş'e biraz garip bakıyor. Çocukların arasında öpüşüp koklaşmaya çekiniyordur canım. Utangaçtır benim damadım. Ne halleri varsa görsünler. Zaten sihirim tutmamış, bize ne? Şuna bak, sihiri tutmadı diye nasıl da bozuldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.